Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte DJI'nin en baba dronlarından birisi olan Phantom 4 Pro'yu inceliyoruz. Öncelikle drone'u bizlere ulaştıran Tekno Model'e teşekkürlerimizi iletelim. Dilerseniz siz de açıklama kısmındaki bağlantılardan drone'u satın alabilirsiniz. En baştan söyleyelim arkadaşlar, bu drone'u ortalama 8500 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de dolar kuruna göre fiyat biraz değişiklik gösterebiliyor. Gelelim temel olayımıza, bu tarz drone'u neden alalım? Tabii ki de alacakken en başta düşünmemiz gereken şey kamera. Doğal olarak biz de en önemli yerlerinden birisi olan kamerasıyla başlayalım. Bilinçlik CMOS sensörü olan kameramızı f2.8 diyafram değerinden f11'e kadar ayarlayabiliyoruz. 24 mm olan lensimizin 84 derecelik bir görüş açısı bulunuyor. Aynı zamanda 1 metreden sonra da sonsuz odak yapabiliyor. Birçok farklı çözünürlük seçeneği sunan Phantom 4 Pro 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyor. Tabii ki de bunu işleyebilecek bir bilgisayarımız ve izleyebilecek bir monitörümüz olursa oturup izleyebiliriz. Bu çözünürlük benim için fazla diyorsanız 2.7K'ya çekebiliyorsunuz ya da 1080p ve 720p seçenekleriniz de var. Aynı zamanda 1080p'de saniyede 120 kare çektiğini de belirtelim. Bunun yanında fotoğraf çekmek istiyorsanız da kameramızla birlikte 20 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyoruz. Şimdi yine dronların en önemli yerlerinden birisi olan pil ve menzilden bahsedelim. Batarya ile birlikte toplamda 1338 gramlık ağırlığı bulunan 4 Pro 5870 mAh'lik bir pile sahip. Deniz seviyesinden ortamdaki sinyal yoğunluğuna göre değişen bir menzilimiz bulunuyor. Mesela ortamda çok cep telefonu vardır, menzilimiz kısalabilir. Bunun gibi ağaç, araba, ne bileyim bir sürü faktör devreye giriyor ve ortalama 4000 ila 6000 metre arasında bir menzil bizlere sunuyor. Dronumuzun şarjı toplam 30 dakika kadar gidebiliyor. Hatta yanınıza yedek bir pil alırsanız 1 saat kadar kafa rahat drone'u kullanabilirsiniz. Saatte 72 km hıza ulaşabilen drone'umuz bizlere şunu gösteriyor ki gelecekte bu tarz drone'lar drone yarışlarına katılabilecek hızda olabilecek. Drone'umuzu kullanabilmemiz için bir adet akıllı telefon veya tablete ihtiyacımız var. Kendi uygulaması DJI Go ile uçurabiliyoruz. Eğer ilk defa alıp tecrübe edecekseniz kendi uygulaması içinde çok güzel hazırlanmış bir drone uçurma simülasyonu var. Onunla gerekli eğitimi aldıktan sonra uçuşa hazır olabilirsiniz. Ayrıca kumandamızın da toplamda 6000 mAh'lik bir bataryası olduğunu söyleyelim. Video çekmeye başladığımızda bu kayıtları micro SD karta yapan ürünün içinden 16 GB'lık bir kart çıkıyor. Dilersek 128 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Drone'umuzu uçurduğumuz sırada başımıza gelebilecek en büyük felaketlerden bir tanesi ağaca, direğe ya da benzeri bir yere çarpmak olur. Ancak Phantom 4 Pro'nun sağı, solu, önü ve altına yerleştirilmiş sensörleri sayesinde bu durum ortadan kalkıyor. Şimdi yanımızda başka videolarımızdan da tanıdığınızı tahmin ettiğim Harp Arge'den Aytekin var. Aytekin bu işi prosedürlerine uygun bir şekilde yapan bir drone pilotu arkadaşlar. Şimdi kumandayı kendisine devredelim ve Karagöl'ün güzel manzarasına hep beraber bakalım. Arkadaşlar DJI Go 4 uygulamamızın içinde birçok mod bulunuyor. Bunlardan mesela bir tanesi çizme modu. Çizdiğimiz noktalarda drone kendi kendine uçuş yapıyor. Bir diğerini de söyleyelim, mesela point of interest. Belli bir noktanın etrafında 360 derece dönüyor. Biz bunların içinden ilginç olabilecek bir tanesini denedik. Active Track'i beni seçtik ekrandan ve takibe başladık. Şimdi bu görüntüleri izleyelim. Evet, çektiğimiz görüntülere baktığımıza göre artık videomuzu yavaş yavaş kapatabiliriz. Videonun başında söylemiştim ancak yine tekrarlayayım, piyasada 8500 TL'ye bu drone'u satın alabiliyorsunuz. Karagöl çekimlerinde anladığımıza göre bu drone bize gerçekten profesyonel bir drone deneyimini yaşatabilecek seviyede. Ancak önemli olan nokta şu, bu aleti niçin kullanacağız? Eğer siz profesyonel bir kameramansanız ve havadan çekimlere para kazanıyorsanız bu drone çok işinize yarayabilir. Tabii ki de bir süre sonra kendi parasını çıkartacaktır. Veya hobi amaçlı aldığınız, işte pikniğe falan geldiğinizde
uçuruyorsanız yine drone'u rahatlıkla alabilirsiniz. Ancak bence parası pahalı bir hobi olduğunu bizlere gösteriyor. Ama tabii ki keyif keyiftir. Parası olan buna 8.000 de verir, 18.000 de verir. Gönül rahatlığıyla da uçurur diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Millet, her zaman söylediğimiz gibi kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Ekrandaki bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz.